Muret TV'den herkese merhaba. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek'le birlikteyiz. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Antalya'da şu anda son durum nedir? Yangınlar kontrol altına alındı mı? Ne gibi çalışmaların içerisindesiniz? Bize bahsedebilir misiniz sahadaki durumu? Evet, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Antalya'dan saygılar sunuyorum. İşte bugün çarşamba. Geçtiğimiz çarşamba günü 12 sularında 4 ayrı noktadan başlayan yangın hala devam etmektedir. Normal şehirden artık yukarılara, ormanlara doğru çıktı. Şu anda Manavgat'ta Beydin, Sırpköy, Ahmetler, Kızıldağ. Alanya'da Güzelbağ'da yangın var. Akseki'de Güneykaya'da. Gündoğmuş'ta Senir, Karahisar ve Karabul. İbrazlı'da da Ormana var. Eski beldedir orası da. Çok güzel ormanlar olan bir yerde. Bu şekilde yangınlar devam ediyor. Öncelikle rahmete kavuşan 7 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum. Ama ormanda da yangın devam ediyor. Hala canımız yanıyor. Geleceğimiz yanıyor. Hep tedirgin ve üzgünüz. Şimdi Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 1011 araç, 2494 personelimizle 7/24 gece gündüz çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Bir taraftan çorbasını, ikramlarını yapmaya çalışıyoruz. Bir taraftan hayvanlarını, küçük baş, büyük baş onları kaybettiler. Kalanlar var, onlarla yemdir, samandır, ihtiyaçlar ne varsa onu yapmaya çalışıyoruz. Burada bir siyaset üstü bir durum var. Burada bütün Türkiye'nin Büyükşehir Belediye Başkanı arkadaşlarının desteği var. Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere Ankara, İzmir, Muğla, Konya, yani aklınıza kim gelirse Büyükşehir olarak bunun içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında diğer belediye başkanları da var. İlçe belediye başkanları var. Burada benim 2 gün, 3. gün bugün serzenişimdeki sorun şuydu. Yangın işi profesyonel söndürmeyle, ormanlar biliyorsunuz yangınlarla ilgili birinci derecede ormanın arazözü ve yangın söndürme ekibiyle aynı zamanda Antalya Büyükşehir Belediye'mizin profesyonel itfaiye erleriyle yapılır. Ama bunu benim yönlendirmem doğru olmaz. Benim de yönlendirmem de doğru değil. İktidar partisinin milletvekili de veya buna benzer işte şuraya gidiyor, buraya gidiyor, gitmeli gibi söylemler doğru değildir. Bakanlık üst düzey bir çalışma yapıyor. İşte tabii ki helikopter eksik. Türkiye'nin değişik yerlerinde yangın var. O bakımdan şimdi yurt dışından gelen helikopterler, uçak var. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ancak o gün Gündoğmuş'taki haykırışım, orada şehrin içine yangın inmişti. 2 helikopter var. Hatta orada siyaseten konuşmalar da yapıldı. Üzüldüm de tabii ki. Ben devlet terbiyesiyle büyümüş birisiyim. Ben ne Cumhurbaşkanımıza, ne siyasi parti genel başkanlarımıza, ne bakanlarımıza yanlış bir kelime ne hakaret ederim ne saygısızlık yaparım. Benim derdim insanların canını kurtarmaktır. Orada yapılabilecek ne varsa biz onun için varız. Orada 28 arazözümüzle, yangın söndürme ekibimizle, araçlarımızla oradaydık. Bir de siyaset yapılıyor, ona üzülüyoruz. Manavgat'ta 7 mahalle AK Partili bilmem Aksu Belediyesi'ne, 8 mahalle Kepez Belediyesi'ne, işte Cumhur İttibakı'nda olan Korkut Eline gibi burada mahallelere sorumluluklar vermişler. Ya kardeşim, bir adam vatandaşımız saman, yem gönderiyor. Tırlarla Aksu'da durduruyorlar. Nereye gidiyor? Büyükşehir. Olmaz. AFAD'a gidecek. Ya insan istediği yere yardım yapabilir. Ya birlik beraberlik günü. Gün o gün. Hiçbir kimsenin siyasi görüşüne saygısızlık yapmadık. Ama burada Manavgat Belediye Başkanı arkadaşım da Cumhuriyet Halk Partili'dir. Şimdi biz zaten elimizden geldiğince 106 mahallemiz var. 69 mahallemizde su yoktu. Şu an itibariyle dün 2 tane mahallemizde yoktu. Onu da tamamladı arkadaşlarım.
Tabii yangından etkilendi. Jeneratörler koyduk. Elektrik yok çünkü. Yani biz siyaset üstü bir çalışma yapıyoruz. Biz herkese teşekkür ediyoruz. İşte genel başkanımızın gelişi, Cumhurbaşkanımız Meral abla, herkes geldi buraya. Bütün siyasi parti genel başkanları. Ama bizim derdimiz insanların canını korumak, bir an önce şu yangının sönmesidir. Ondan sonra da zaten devlet bir taraftan, belediyelerimiz bir taraftan, biz gereğini vatandaşımıza yapacağız. Muhittin Bey, siyaset üstü bir durum var dediniz ve bunu birkaç kere de dile getirdiniz. Gerçekten siyaset üstü bir sürecin içerisindeyiz. Diğer bir taraftan da çarpıcı bir açıklamanız var sizin. Yangın helikopterlerinin AKP'li siyasetçiler tarafından yönlendirildiğini söylüyorsunuz. Peki buradaki koordinasyon nasıl sağlanıyor? Bu söylediğiniz, ifade edebilir misiniz söylediğinizi? Şu anda yani bunlara şahitlik edemiyorum tabii ki ama bundan 3 gün 4 gün önce orada vekil arkadaşlar vardı iktidar partisinin. İşte şu mahalleye gitsin, bu mahalleye gitsin gibi, işte Sayın Bakanımızdan talepler gibi, buna benzer şeyler vardı. Bunlar profesyonellik gerektiren, az önce de söylediğim gibi. Bunları biz ehline bırakalım. Orman Bakanlığı zaten bu konuyla ilgili, bakanlar destek oluyorlar el birliğiyle. Bunlarla ilgili biz bir an önce yangını söndürürsün. Ama burada işte vay Manavgat'ın 7 mahallesine AK Partili bilmem şu belediye bilmem, böyle bir konu hiç duymadık biz bugüne kadar. Yardımını yapacaksa herkes yardımını yapar bir bütün olarak ama buralara bir sorumlu atanamaz, atayamazlar. Gecesi gündüzü Antalya Büyükşehir Belediyesi bütün vatandaşlarımızın emrindedir. Yapılması gereken ne varsa yapılıyor. Bunlar üzücüydü, onu söylemiştim. Muhittin Bey, çok teşekkür ederiz değerli görüşleriniz için. Bizlere aktardınız Antalya'da neler yaşandığını. Biz de iyi çalışmalar diliyoruz size. Umarız ki yangın bir an önce söndürülür, normale geri döneriz. Çok teşekkür ederim. Antalya'dan saygılar, iyi yayınlar diliyorum.